4. sınıflar için hazırladığımız 2. dönem 2. yazılı sınavı ile birlikteyiz. Adınızı, soyadınızı, numaranızı yazdıktan sonra hemen sorularımıza başlayabiliriz. A bölümünde resimlerle kelimeleri eşleştiriniz diyor. 10 resim var, her biri 2 puan, toplamda 20 puan alıyoruz buradan. Birincisiyle başlayalım. Burada bir tişört görüyoruz ve en kolay Türkçe'de de tişört diyoruz zaten buna. O yüzden hemen buraya tişört yazabilirim. Üstünü çiziyorum. İkincisi pantolon, trousers yazıyorum. Kot pantolon olsaydı jeans olacaktı. Türkçe'de de öyle kullanıyoruz zaten. Üçüncü sırada çoraplar var. Hemen socks yazabiliriz. Biliyorsunuz pantolon, çorap, ayakkabı gibi şeyler çift olduğu için hep çoğul kullanılıyorlar. Sırada ayakkabılar var. Shoes yazıyorum buraya da. Ve bir şapka görüyoruz. İlk baştaki hat kelimesini buraya yazıyorum. Glasses gözlük demek, sunglasses güneş gözlüğü ve burada bir sunglasses var. Şu ikisini ben genelde küçükken karıştırıyordum. Burada gördüğünüz etek, o yüzden skirt yazıyoruz. Hemen yanındaki ise elbise ve buna da dress diyoruz. Geriye iki resmimiz kaldı. Biri coat olacak, mont anlamında. Diğeri de scarf, atkı. Scarf aynı zamanda eşarp anlamına da geliyor. Ve A bölümünü böylece tamamlamış oluyoruz. B bölümünde aşağıda verilen hava durumlarını anlamlarıyla eşleştiriniz diyor yine. 6 tane resmimiz var. Her biri 2 puan ve toplam 12 puan alacağız. İlk resimde güneş görüyoruz ve buraya güneşli anlamında sunny yazabiliriz. Normalde zaten bunların hepsi kelime kökeni. Mesela foxes demek foggy, sisli. Wind, rüzgar, windy, rüzgarlı. Bu şekilde gidiyorlar. O yüzden nispeten kolay eğer o kelimeleri biliyorsanız. İkincisi için yağmurlu yazacağım, yani rainy. Şimdi burada üflediği için rüzgarlı olması gerekiyor. Buna rüzgarlı anlamında windy yazıyorum. Fakat şu 3 resim karışık arkadaşlar. Windy'yi buna yazdım. Şuraya da karlı anlamında snowy yazalım. Rainy'yi de sildim. Bunlardan biri sisli, biri bulutlu anlamında olacak. Sanırım sisli olan bu. Bulutlu olan da bu, cloudy. Yine de şöyle yapın siz. Öğretmeninize sorun, yani sorunun cevabı olarak değil de öğretmenim şu resim sisli anlamında mı yoksa bulutlu anlamında mı diye sorun. Ona göre cevabını yazarsınız. Eğer bilenleriniz varsa, daha önce bu sınavı olanlar varsa da yorumlarda bize yazıp yardımcı olabilirler. C bölümüne baktığımda aşağıdaki mesleklerin İngilizce karşılığı olan kelimeleri işaretleyin demiş. Direkt işaret koyacağız arkadaşlar. Burada bir hemşire görüyorum. O yüzden nurse kelimesini işaretledim. Policewoman değil. Burada bir öğretmen var. Teacher'ı işaretledim. Burada businessman var. Burada engineer görüyoruz. Mühendis anlamında. Businessman iş adamıydı. Burada farmer, çiftçi var. Zaten skirt bir meslek değil bu sefer. Bayağı kolay olmuş. Burada da vet var, veteriner. En karıştırabileceğiniz bu buradaki resimlerden. Doktor mu, veteriner mi, köpek olduğu için veterineri işaretliyoruz. Toplamda 2 sayfamız var. İlk sayfanın D bölümündeyiz. Mevsimlerin altına İngilizcelerini yazın diyor. Burada da zaten mevsim isimleri verilmiş bize. Buradan seçip seçip yazabiliriz. İlkbahar Türkçesi de verilmiş. Resimlerden tahmin etmemize gerek kalmayacak az önceki hava durumunda olduğu gibi. İlkbahar spring demek. Kış winter. Yaz summer. Sonbahar ise autumn. Buna fall da diyorlar. Eğer sizin sınavınızda fall yazıyorsa şöyle yazılıyor. Bu da sonbahar demek. Bu seçeneği de düşünebilirsiniz. E bölümünde ise haftanın günlerini anlamlarıyla eşleştireceğiz. 14 puan alıyoruz buradan arkadaşlar. Az önce 8 puan aldık. İngilizceleri karışık verilmiş, Türkçeleri düzenli verilmiş. Buradaki numaraları buraya yazabiliriz. Sunday pazar demek. O yüzden pazarın oraya 1 yazıyorum. Wednesday çarşamba, 2'yi buraya yazdım. Tuesday salı, 3 numarayı buraya yazdım. Genelde salı ile perşembe karıştırılıyor. Tuesday salı, Thursday perşembe. Friday var burada, cuma. Hemen şuraya yazıyorum 4 numara. Saturday cumartesi demek. 5 numara olarak hemen alta yazıyorum. Monday pazartesi demek. 6 numara buraya ve geriye Thursday kalıyor. Onu da 7 numara olarak buraya yazıyorum. İkinci sayfaya geçtim. Aşağıda İngilizcesi verilen ayların Türkçelerini noktalı yerleri yazmamızı istiyorlar. 12 tane ay var. Her biri birer puan. Toplamda 12 puan alıyoruz bu sefer. Türkçelerini direkt biz yazacağız arkadaşlar. April, Nisan demek. November, Kasım demek. July, Temmuz demek. December, Aralık demek. February, Şubat. October, Ekim. Yine April var. Burada bir hata olmuş. Kopyala yapıştır yapılmış ve aynı şekilde yukarıdakilerin hepsi gelmiş buraya. Ben bunları hemen düzeltiyorum. Daha sonra yazmaya devam ediyoruz.
Evet, geriye kalan ayları ben yerleştirdim buraya. Sınavınızda böyle hata olursa öğretmeninizi uyarın lütfen. January, Ocak. March, Mart. June, Haziran. May, Mayıs. August, Ağustos. September ise Eylül. Eğer ayları direkt bilmiyorsanız, sıralı olarak Ocak'tan Aralık'a kadar biliyorsanız, her seferinde parmaklarınızla sayıp yazmanız gerekecek. Biraz zaman kaybettirecek ama 45 dakika bu sınava gayet yeter. G bölümü ve son bölümdeyiz arkadaşlar. Burada testteki soruları cevaplayın diyor. 11 tane sorumuz var. Hepsini tek tek bakalım şimdi beraber. Bir de I denmiş, boşluk bırakılmış. A book in the evening. Akşam kitabı ne yaparım? Okurum. O yüzden B'deki read seçeneğini seçtim. A'daki wash izlemek, C'deki do yapmak, D'deki brush fırçalamak anlamına geliyor. Where is the rabbit? Tavşan nerede diye soruyor. Ağacın arkasında diyeceğiz. Arkasında kelimesi behind. Burada zaten yer edatlarını koyu olarak yazmışlar. In içinde, on üstünde, near yakınında, behind arkasında demek. Cümlenin geri kalanları aynı zaten hep. Üçüncü soruda aşağıdakilerden hangisi yer bildirmekte kullandığımız sözcüklerden biri değildir demiş. Near yakınında, in içinde, on üstünde demiştik. Mix ise karıştırmak demek. Bu yer bildiren bir sözcük değildir. 4 numarada Ece, I work at the hospital diyor. Ben hastanede çalışıyorum. Peki Ece'nin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Polis, öğretmen, itfaiyeci değil. A seçeneğindeki nurse, hemşire. 5'te I'm a businessman. Ben bir iş adamıyım. I work in an. Ben nerede çalışıyorum onu soruyor. İş adamı ofiste çalışır. D seçeneğini işaretledik. Diğer seçeneklere baktığımızda A'daki hospital hastane, school okul, farm ise çiftlik demek. 6 numarada bir saat söyleniyor bize. It's 6:40 diyor. Direkt 6:40 denmiş ve hemen B seçeneğindeki 6:40'ı seçiyoruz. Diğerlerinin İngilizcesini biz söyleyelim. Geçiyorlu değil de direkt 6:45, 6:40 gibi söylenmiş. Biz de öyle söyleyelim. 6:45, 4:06, 9:40. 7. soruda I wake up, I wash my face, I have breakfast with my mother and father. Uyanırım, yüzümü yıkarım, annem ve babamla kahvaltı yaparım diyor. Metinde bahsedilen olaylar günün hangi zamanda gerçekleşiyor olabilir diye sormuşlar. Sabah olur tabii ki. O yüzden A seçeneğindeki in the morning'i seçiyorum. B akşam, C gece, D ise öğleden sonra demek. 8 numarada yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cevap veren kişi hot and sunny, sıcak ve güneşli demiş. Büyük ihtimalle havayı soruyordur. Onu da C seçeneğinde görüyorum. What's the weather like today? Bugün hava nasıl diye soruyor. Diğer soruları tercüme edelim. Can I borrow your sunglasses? Gözlüklerini ödünç alabilir miyim? May I wear your jacket? Senin ceketini giyebilir miyim? What's your job? Mesleğin nedir? 9 numaraya baktım. Arkadaşına fırça kelimesinin İngilizce karşılığını sormak isteyen Nihat hangi soru cümlesini kullanmalıdır diye sormuşlar. Where is the fırça deyince fırça nerede diyor. Is this a fırça? Bu bir fırça mı? What is fırça in English? Fırça İngilizce'de nedir diye sormuş. Aradığımız bu. Is it in the bag? O çantada mı demiş. D seçeneği de değil kesinlikle. 10 numarada I deyip boşluk bırakmışlar. Playing football but I don't like flying a kite. Uçurtma uçurmayı sevmem. Futbol oynamayı severim diyecek. Neden? Çünkü arada but kullanmış. Ama demiş. Ama cümleyi ikiye ayırıyor. Önceki kısmı olumluysa ikinci kısmı olumsuz. Önceki kısım olumsuzsa sonraki kısım olumlu olur. İkinci kısım olumsuz olduğu için ilk kısmı olumlu yaptık biz de. Futbol oynamayı severim ama uçurtma uçurmayı sevmem dedik. Son sorumuz 11'de Ceren demiş, boşluk bırakmış. You like cartoons. Çizgi filmleri sever misin diye sormuş. Daha doğrusu sorması için oraya do gelmesi lazım. Çünkü you öznesine soruyoruz. A ve B'den birisi olabilir. D de olabilir. C olmaz. Yes demiş. Yes dediğine göre şimdi sen diye sormuştuk. O da ben diye cevap verecek. Buradaki boşluğumun I olması gerekiyor. Yes I do. Evet severim demesi için. O zaman A seçeneği de gitti. Geriye B ve D kaldı. Olumlu kısa cevap verdiği için burasının da olumlu devam etmesi lazım. Çizgi film izlemeyi severim diye tekrar uzun cümle kurmuş. I like watching cartoons olacak. O zaman B'yi seçerim. 11 sorudan en karmaşık olanı buydu sanırım. Diğerleri gayet kolaydı. D'yi seçersem ilk kısmı olumlu, ikinci kısmı olumsuz yapmış olurum. Hem de don't'tan sonra bir fiil gelmesi lazım. Don't watching olmaz, don't like watching olması gerekirdi oranın. Her türlü yanlış oluyor D seçeneği de. Evet, bu sınavımızı da bitirmiş olduk. Umarım herkesin sınavı güzel geçer, hepiniz 100 alırsınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.